Evet değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kontrol matiğin bilançosuna bakacağız. Yani şöyle bir görüntü itibariyle baktığımızda aslında ne kadar da saçma sapan bir bilanço gönderdiğini görebiliyoruz. Kontrol matiğe yakışmayan hareketler olduğunu net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ama tabii bir hikaye var bir büyüme hissesi olduğu için bu işin perde arkasını çok iyi bilmek gerekiyor, hakim olmak gerekiyor. O yüzden de bir şirkette yatırım yapmadan önce A'dan tut Z'ye kadar her yönüyle şirketi araştırmak gerekiyor. Öncelikle yapman gereken şeyler temel analizdir, temel analizden sonra sunumlardır, Faaliyet raporlarıdır, internet sitesidir, haber akışlarıdır, hikayesidir. Bunların tamamını bilmek gerekiyor. Bunları bildikten sonra da şirkette gözü kapalı bir şekilde yatırım yapabilirsin. Yani o yüzden üç aşağı beş yukarı düşmüş çok fazla ilgilenmezsin. Sadece yatırımına, hikayesine odaklanırsın. Keza bugüne kadar bu hamleyi yapan, bu stratejiyi yapan e, ciddi anlamda para kazandığını da göre bildik. Şimdi hemen böyle sözsel olarak bir bilançosuna bir bakalım. Satışlarına baktığımızda %76 seviyesinde satışlarını artırmasına rağmen brüt karda ee, %69'luk bir düşüş. SS faaliyet karında %20'lik bir düşüş. Favok %159 seviyesinde yani gerçi kardan zararı açıkladığı için bunları söylemiyoruz. Net dönem karında %152 seviyesinde bir artış söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Dönem varlıklarını %5 seviyesinde duran varlıklarını %48 seviyesinde artırmış. Aynı şekilde net borcunu da ciddi seviyelere çıkardığını görebiliriz. %190'lık bir artışla öz kaynaklarına baktığımızda %7 seviyesinde artmış. Nakit ve nakit benzerlikleri yine aynı şekilde ne yapmış? Artır, azalttığını görebiliyoruz. Özellikle %50'lik bir düşüş nakit ve nakit benzerliklerde ciddi anlamda bir düşüş görebiliyoruz. Şimdi cari fk'ya baktığımızda 84,30 FK ortalamasına baktığımızda 54,19. Şimdi aradaki farka baktığımızda inanılmaz bir pahalılık söz konusu olduğunu yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Son 5 çeyrek FDF ortalamasına baktığımızda 103'müş. Şimdi 300 TL'ye dayanmış. Son 5 çeyrek piyasa derili defter derili ortalamasına baktığımızda 24'ten efendime söyleyeyim 37'ye çıkmış. Her yönüyle pahalı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu şirketlere Normal şartlarda olsa bir hikayesi olmasa hiçbir şekilde bulaşılmaması gerektiğini vurgulamamda herhalde bir sakınca yoktur. Ama tabii özellikle yeni yatırımların devreye girmesiyle beraber şirket zaten şu an fon toplama aşamasında yani finansman bulabilme aşamasındadır. O finansmanı bulduktan sonra yatırımlarını devreye sokacaktır. Keza bu finansmanı da büyük ihtimalle borsadan bulacak. Blok sistemiyle ne yapacak efendim? E, belli bir iskontoya e, bazı şirket e, hisselerini e, satacaktı GESAN gibi. 3 e, aşağı 5 yukarı yine aynı şeyler olmaya devam edecektir. Çünkü şirketin borçluluk yapısına baktığımızda böyle çok aham şaham bir borcu yok gibi duruyor neden diyecek olursanız özellikle dönem varlıklarıyla finansal borçlarını ve net borcunu ödeyebilecek durumda olduğunu görebiliyoruz e, varlık dağılımına da baktığımızda öz kaynakların yetersiz olduğunu yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz özellikle kısa vadeli hükümler ve uzun vadeli hükümler birbirine eşit derecede e, yani burada 30 60 e, 72 ee, yani yüzde yetmiş yüzde altılık bir e, dilim var. Öz kaynakların da yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Kontrolmatik gibi bir şirketin e, böyle bilanço açıklamaması gerektiğini tekrar söylememde fayda var. Şimdi prospektif FK'ya baktığımızda 42 FK ortalaması 54 yani aslında yıl sonunda yapacağı karla beraber e, şirket normal ortalamalarına 40'lı FK'lara dönebilme ihtimali yüksektir. Şayet şirketin fiyatı artmaz ise. Özellikle FK'ya baktığımızda cari FK inanılmaz seviyelere gittiğini görebiliyoruz. Ama buradaki FK'nın herhangi bir önemi olmadığını da tekrar dile getiriyorum. Yani isterse 300 FK'ya gitsin. Şirket büyüdükten sonra yıl sonundaki FK'sını düşürdükten sonra ortalamasının da altına düşürdüğü zaman biz diyeceğiz ki burada şirket çalışıyor, büyüyor. O yüzden e, buradaki cari fekanın herhangi bir önemi kalmayacaktır diyebiliriz. Çeyreksel satışlarına baktığımızda merdivensi bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Aslında bu şirketin bu bilanço sonrası ciddi anlamda düşmesi gerekiyordu ve bu düşmeyle beraber toplanması gereken şirketlerden bir tanesiydi ama kurnazlar maalesef aşağı doğru sarkmadılar. Alım yapmak için erken midir bana soracak olursanız hala erken olabilme ihtimali var ama uzun vadede 450 TL gibi bir rakamı belirtmiştim ve ondan da daha yukarısı daha fazla rakamlar söz konusu olabilir. Çünkü şirketin 2025-2026 yıllarına dair Favok ve Ciro hesaplamalarını yaptığımda matematiksel işlem tamamıyla herhangi bir duygu düşünce yok herhangi bir hissiyat yok herhangi bir duygusal bağ yok tamamıyla matematik işlemiyle yaptığımda bu şirketin binli rakamları rahat bir şekilde görebilecek seviyede olduğunu görebildik. Keza bunu da zaten paylaştığımızı düşündük. Özellikle Twitter üzerinde uzun vade için herhangi bir sıkıntı yok ama kısa vade için bekletebilir, durabilir, gitmeyebilir, gidebilir. Çok karmaşık bir durum çünkü büyüme şirketlerinde maalesef treni kaçırdınız mı bir daha da o trene binemiyorsunuz. Hele ki o seviyelerde. O yüzden yani böyle her düştüğünde kademeli bir şekilde ufaktan ufaktan alım yapılabilir ve özellikle 2024'ün ortalarında şirketin cirosuna ciddi anlamda Karlılık e, gelecektir, özellikle Favok öğretebilecektir, satışlarını büyütebilecektir. E, uzun vade için herhangi bir sıkıntı yok, hiçbir şekilde kuşku bile duymam, e, çünkü geleceğin şirketleri bunlardır, değerli dostlar. Ama e, kısa vadede herhangi bir şey söylemem mümkün değil. E, biraz daha işlerin yoluna gitmesini beklemekte de belki fayda vardır. E, şimdi e, brüt kar marjına baktığımızda, değerli dostlar, bir önceki çeyreğin altında net kar marjı. E, tarihi zirvesinde favok marjı e, neredeyse e, dip bölgelerinde olduğunu yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz öz kaynaklarına da baktığımızda efendime söyleyeyim öz kaynaklarda da e, ufak bir yükseliş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu niye böyle bir şey yaptı? onu da bilmiyorum yani matris kafayı yemiş matris kafayı yemiş evet pardon şimdi ah, ah şimdi geldi oranları şimdi Brütkar kar marjına baktığımızda üçlü rakamlar yüzde üçlük seviyeleri çok kötü. Net kar marjına baktığımızda yüzde kırk yedi. Hayırdır ya bu yüzde kırk nereden geliyor ya? Hemen şöyle bir bilanço detaylarına bir bakalım. Muhteviyetine bakalım. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda 214 milyonluk bir gelir elde etmiş. Yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş. Bu hisse seçimi olabilir. Büyük ihtimalle o şeyden dolayı var ya bir tane hisse senedi almıştı patron. Gerçi o kendisi mi almıştı kontrolmatik adı altında mı almıştı? Büyük ihtimalle Sami Aslan Han adında almıştı. Şirketle bir ilgisi olmayabilir. Ee, ama yani yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş. Yani neredeyse net dönem karının yarısından fazlasını buradan gelmiş. Yatırım faaliyetlerden giderlere baktığımızda 141 milyon. Ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda ertelenmiş vergi geliri varmış efendime söyleyeyim. Buradaki net karın ana sebeplerinden bir tanesi onlardır. Ondan sonra e, finansman giderlere baktığımızda burada da 210 milyonluk bir gider var yabancı para çevrim farkından 837 milyon 835 milyon seviyesinde yabancı para çevrim farklarında zarar açıkladığını görebiliyoruz yani zarar dediğim gider e, olduğunu görebiliyoruz. E, bu da şirketin karlılığı için, favo için, faaliyet karı için e, hatta ve hatta brüt kar için olumsuz e, sayabileceğimiz rakamlar olarak karşımıza. Çıkıyor. Şimdi büyüme oranlarına baktığımızda yıllık bazda ve çeyreksel bazda aslında güçlü büyümeleri görebiliyoruz. Şu şekilde güçlü büyüme yani yatırımları ve e, yaba, e, maddi ve maddi olmayan duran varlık alımını da yani yatırım harcamasını da eklediğimizde bunların ortalaması yeşil olduğu için yeşil olarak algılıyor. Ama çok da güzel bir. E, çeyrek geçirmediğini görebildik. Falet karında yıllık bazda daralma, Favok'ta daralma meydana gelmiş. Sadece bu iki kalemden darbe yemiş ama yine güçlü büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Bize yıllık bazda özellikle yıllık bazda baktığımızda dönem varlıklarını %130, duran varlıklarını %620 seviyesinde artırdığını görebiliyorsun. Burada da güçlü büyümeyi yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Çeyreksel bazda da baktığımızda dönem varlıklarını %5, duran varlıklarını 48 seviyesinde artırdığını ne yapabiliyoruz? Yine aynı şekilde görebiliriz. Bakın yatırım ve büyüme şirketleri olan şirketlerde yıllık bazda öz kaynak artışlarına baktığımızda bakın mesela e, üç katlık bir artış var. Duran varlıkla 6 e, katlık. E, dü e, Dün dönem varlıklarda yine bir buçuk katlık bir e, büyüme söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Özellikle büyüme şirketlerinde e, bu tarz rakamları görmek mümkündür. O yüzden bunlara dikkat etmemizde fayda var. Şimdi karlılık oranlarına baktığımızda aslında sınıfta kaldığını ve karlılığın çok kötü geldiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Ve ciddi anlamda karlılık oranları düşmüş, bozulmuş durumda. Likidite oranlarına baktığımızda yıllık bazda cari oranda iyileşme, likidite oranda iyileşme, nakit oranda iyileşmeler söz konusudur. Finansal borç oranda daralma, kaldıraç oranda daralma, aktif devir hızında iyileşme, stok devir hızında iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada aktif devir hızında daralma meydana geldiğini söylememde fayda var. Biraz önce sanırım tam tersinesini söyledim. Cari orana baktığımızda çeyreksel bazda daralmış. Likidi de oran daralmış. Nakit oran daralmış. Finansal borç oranına baktığımızda e, finansal borç oranı İyileşmeler meydana gelmiş kaldıraç oranında. iyileşme, aktif devir hızında, daralma stok devir hızında daralma meydana geldiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda efendim esas faaliyet karında %148 milyon seviyesinde bir faaliyet karı gönderdiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda faaliyet karını 9 kat artırdığı, yıllık bazda da 22 kat artırdığını görebiliyoruz faaliyet karı. Hemen şöyle yatırım harcamasına baktığımızda burada da 950 milyonluk bir yatırım harcaması söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Yıllık artış 8 katlık bir büyümeden bahsediyoruz. Yatırım harcamasını yıldan yıla baktığımızda 8 katlık bir artış var. İşte o yüzden diyoruz ki büyüme şirketleri e, FK'sına bakmamak gerekiyor. Piyasa değeri bile defter defterlerine bakmamak gerekiyor. Çünkü bunlar bir yıl sonra otomatik bir şekilde eğer hisse senedi fiyatı artmazsa ki artıyor ki artıyor. Artmazsa ciddi seviyelere düşeceğini de buradan zaten buradaki tüyodan anlayabiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı kontrol matiğin bilançosuna yakışmayan bir bilançoydu. Efendime söyleyeyim gerçekten beğenmemiştim. Yani bilançosu geldiğinde olmaz abicim dedik. Olmamalıydı çünkü evet bir yatırım sürecinde olduğunu biliyoruz ama bu Favok inanılmaz bir gürültü. Yani Favok yani eksi olmasa 1 milyon olsa yine bir şey olmazdı ama bu bu çizgi bile güzel değil yani ama a, yatırım sürecinde ben e, hala bu şirkete ne diyor ne gözle bakıyorum geleceğin e, Elon Musk'ın şirketi gibi bakıyorum özellikle piyasa e, değerinin 54 milyonlu seviyelerde e, ben e, bundan e, bir buçuk yıl sonra e, buradaki piyasa değerinin e, özellikle 200 milyon 200 e, 200 milyon seviyesinde olabileceğini açıkçası söylüyorum. Çünkü şirket bana bunu söylüyor. Özellikle 2025-2026 e, sunumunda oradaki rakamların devreye girmesiyle beraber 200 milyonluk, 250 milyonluk e, piyasa değeri bu şirket için bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü bahsettiği rakamlar inanılmaz rakamlar. Yani sadece e, örnek diyorum Pomega'da e, yıllık e, yaklaşık 500 milyon dolar satış hasılatı ciro elde edecek. Diğer şirketten 200 milyon, diğer şirketten 300 milyon, diğer şirketten 500 milyon. O şekilde böyle inanılmaz rakamlar paylaşmışlardı. Oradan aklımda kalmış ve bunlar tabii ki gerçekleşirse ciddi seviyelere gidebilme ihtimali var. Yalnız şirketin de şöyle bir saçmalığı var. Yapmış olduğu yıl sonu tahminlerini, hedeflerini bir türlü tutturamıyorlar. O da ayrı bir mesele. Ama şirketi gerçekten yani şirketin olmuş olduğu yapı itibariyle çok beğendiğimi, isim itibariyle çok beğendiğimi, yapmış olduğu işi çok beğendiğimi söylememde fayda var ama kesinlikle şu an için çok pahalı ama yarın için ve yarından daha yakın gün için e, cazip seviyelerde olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Özellikle 2 yıllık 3 yıllık sıra zarfı içerisinde taşıyan insanlar için. Peki hocam ben hamal mıyım taşıyayım? Onun da e, bu sorunun cevabı bende yok. Çünkü bugüne kadar eğer ki e, o FK'lara piyasa değeri bölü defter değerine Bakan insanlar buradaki şirketin 10 TL'deki seviyelerden 20-30 TL'deki seviyelerden hiçbir şekilde nasibini almadan yatırım yapmadan öyle şirketin tavanlarını saymakla geçmiştir. Keza bir yıllık süre zarfı içerisinde iki yıllık süre zarfı içerisinde yapmış olduğu primi göz önünde bulundurduğumda aslında bir FK'nın hiçbir şekilde bir önemi olmadığını aslında bilen da pek bir işe yaramadığını, özellikle hikaye ise, sektörü güçlüyse o şirketi alıp götürür piyasa diyor arkadaşım. Tamam mı? Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa da takip etmeyi unutmasınlar.